Evet, herkese merhabalar. İşte Star Wars vlogu. Star Wars yeni filmi üzerine, Force Awakens üzerine konuştuğumuz yeni vlog. Normalde planım bu şekilde direkt olarak kamera karşısında bir şey çekmek değildi açıkçası. O kadar heyecanlıydım ki Star Wars filmi için bütün bir gün boyunca, o gün yani Star Wars'un benim seyredeceğim gün, gösterime gireceği gün değil de benim seyredeceğim gün, hani bütün bir günümü kaydetmek niyetindeydim. Böyle işe gidişim, sabah uyanışım, gelişim, bilmem ne işte sinemaya girişim falan filan, ama yani o kadar heyecanlıydım çünkü öyle bir strese girdim ki filmle alakalı, spoiler yiyeceğimle alakalı, son gün özellikle tam işte sinemaya gideceğim gün o kadar strese girdim ki hiç aklıma gelmedi. Bütün bir gün boyunca çekim yapmak hiç ama hiç aklıma gelmedi. Yani cidden stresli bir gün oldu benim için o gün. Yani ne zamandı? Ayın 17'si. Film gösterime 16'sı gecesi girdi. 16 gecesi 12'de, yani tam ilk gösterim oydu. Büyük bir kesim gidip orada seyretti. Ben hani o gösterime gidemedim. Ertesi gün işe gitmem gerekiyordu. Eğer yani o saatte o filme gitseydim, 12'de onu seyretseydim, muhtemelen saat 4 gibi falan çıkardım. Saat 4'e çıksaydım 5 gibi, 5.30 gibi anca evde olurdum. Hani ne ara yatıp uyuyup da işe gideceğim, bir dünya sıkıntı. Onu göze alamadım. O yüzden bir sonraki güne aldım mecburen bileti ve iş çıkışında hızlıca gidip izleyebilmek için de saat akşam 9'u almıştım. Yani benim için risk neydi? Hem gece saat 12'de izleyecek insanlardan spoiler yememek, hem de ertesi gün bütün bir gün boyunca gidip o filmi seyredecekler ve yani seyredecek olan insanlardan spoiler yememek. Yani akşam 9'a kadar spoiler yemeden bir şekilde o filmi seyredebilmek. Ciddi anlamda stresli bir gündü benim için. Kendime internet sansürü koydum. Hiçbir sosyal medya sitesine girmedim. Twitter'a girmedim. Ask.fm'e girmedim. Facebook'a girmedim. Facebook'un sadece Messenger kısmı açıktı. İşte filme gideceğim arkadaşlarla muhabbet edebilmek, onlarla haberleşebilmek için sadece Messenger kısmı açıldı. Yani açıktı. Ve onun haricinde de hani hiçbir yere girmedim. Hani 9GAG'e bile girmedim. 9GAG'in de biliyorum çünkü ana sayfasında o tarz şeyleri sık sık paylaşıp insanın sinirlerini bozuyorlar. Spoiler yememek için ciddi bir çaba sarf ettim. Stresliydi. Söyleyebileceğim tek şey stresliydi. Gerçekten o gün geçmek bilmedi. Ofiste o gün doğru düzgün iş de yoktu. Yani gittim ofise sabah saat 11-12 gibi, işlerim bitti. Bütün bir gün boyunca, geri kalan 6 saat boyunca yani mesai çıkışına kadar falan diye gittim geldim sürekli sağa sola. Yani bir yerlerden spoiler yiyeceğim diye çok korktum. Derin zaten sürekli tease edip duruyordu bizi. O gece 12'de seyretti çünkü. İstanbul'a geldi filmi seyretmek için İzmir'den. Niye diye sorarsanız IMAX'te seyretmek için. Hepimiz bu IMAX manyaklığına kapıldığımız için sırf hani IMAX'te seyredebilmek için Derin İzmir'den İstanbul'a uçtu. Gece 12'de seyretti, sonra geri döndü yanlış bilmiyorsam İzmir'e. Hani ondan da zaten bir spoiler her an bir yerden gelebilir korkusuyla falan, böyle gerçekten korkunç bir gündü. Neyse ki hiçbir spoiler yemeden filmi izlemeyi başardım. Neyse ki hani bu kadar uğraştıktan sonra spoiler yerseydim gerçekten çok üzülürdüm. Yani sinemanın girişinde, hatta sinemaya doğru giderken akşam işte şeyden indim, metrodan indim, sinemaya doğru gidiyorum. İki kişi benim işte gittiğim sinemadan çıkmış, benle aksi yönde yürüyorlar. Uzaktan baktım, üzerlerinde Star Wars tişörtü var. Konuşarak geliyorlar. Hani ama nasıl tırsıyorum, hani bir şey söylerlerse falan filan diye. Yanından geçerken biri Kylo Ren dedi, ben şöyle oldum. La 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 diyerek geçtim yanından. Hiç bakmadım, adamlar dönüp manyak mı acaba demiş bile olabilirler. Yani bilmiyorum, hani yanından öyle geçip gittim direkt. Yani filmle alakalı hiçbir şekilde spoiler yemek istemiyordum çünkü. Dediğim gibi neyse ki yemeden film, yani herhangi bir spoiler yemeden neyse ki filmi seyredebildim. Ne mutlu bana. Öncelikle filmle alakalı konuşmaya başlamadan önce Star Wars benim için ne ifade ediyor ondan bir bahsedeyim. Bu vlogun tamamı Star Wars üzerine olacak. Başka hiçbir şeyle alakalı konuşma niyetim yok. Ne GameX'dir, ne bilmem midir falan filan. Bunlarla alakalı başka yerlerde konuşabiliriz. Bu videoda sadece Star Wars'la alakalı konuşacağız. Star Wars benim için ne ifade ediyor? Star Wars'un çok büyük bir popüler kültür öğesi olduğunu, hani alt kültür bile değil, popüler kültür öğesi olduğunu artık herkes biliyor. Özellikle şu dönem, yani Force Awakens'la birlikte gelen Star Wars manyaklığı ciddi anlamda hadi dünyayı sardı anlıyorum da, Türkiye'yi bile bu kadar sarması beni ciddi anlamda şaşırtıyor. Çünkü şundan 10 sene önce ben Star Wars'la alakalı gerçekten çok ciddi şekilde Star Wars fanıyken, hani
Şu anda Star Wars seviyorum ama 10 sene öncesiyle karşılaştırırsak şu anki halim hiçbir şey değil. 10 sene önce yatıp kalkıp Star Wars diyordum. Hani hayatım, yani günlük hayatımın tamamı, kafamdan geçen her şey istiyor ki Star Wars'la alakalı detaylar bulmak. Star Wars'la alakalı işte kitaplar okumak, Star Wars'la alakalı gidip Wikipedia'yı okumak, yani Wikipedia'sı var ya Star Wars'un. Girip oradan sabahtan akşama kadar şeyler, işte makaleler, bilgiler, kitap özetleri, bilmem ne falan filan okumakla geçiyordu yani. Öyleydi. O kadar Star Wars manyağıydım. Onun sebebini de birazdan bahsedeceğim. Bir iki kez bahsetmiş olabilirim daha önce videolarda. Neden olduğunu, yani bilenler var, bilmeyenler var. Bahsedeceğim tekrar. Şimdi ben Star Wars'u aşağıya koyarım. Ne zamandan beri tanıyorum? Sanıyorum 96-97 yılından itibaren falan tanıyorum. Bu arada sürekli gözümü şu şekilde kapatmamın sebebi arkadaşlar, ışık şurada. Gözüme fena vuruyor. Ama daha kaliteli görüntü alabilmek için katlanıyorum. Sanıyorum 95-96-97 yılları falan olsa gerek. Çok açıkçası şey değilim. Emin değilim hangi yıllar olduğunu. O dönem Star Wars tekrardan gösterime girmiş. Tam olarak tekrardan ne zaman gösterime girdiğini bile bilmiyorum. Ben gidip sinemada seyredemediğim için. Bu orijinal üçleme, ilk üçleme yani tekrar isimlendirilerek verilen A New Hope, işte Empire Strikes Back, ve Return of the Jedi filmleri tekrar gösterime girmişler. Üzerinden geçilmiş halleri olarak, Special Edition, Special Versions olarak işte Lucas'ın üzerine eklediği bazı yeni efektler, birkaç değiştirilmiş ufak tefek detay falan filanla tekrardan gösterime girmişler. Ben o dönem yani çok Star Wars'la alakam yoktu. Bunlar sinemada gösteriliyorduysalar bile benim ondan haberim de yoktu zaten. Okey. Yani çok fazla bilgim yoktu Star Wars'la alakalı. Star Wars'u o dönem nereden biliyordum? Şöyle ki, ailem bana sanıyorum 1997 yılı gibi olsa gerek. 1997'de ben okula başladığımda, yani ana sınıfını 96'da okudum, 97'de ilkokula başladım, 1. sınıfa başladım. 1. sınıfa başladığım yıl ailem bana bir çalışma masası aldılar. Yani bir oda takımı aldılar işte. Gardırop, ne bileyim, gardırop ve şey, masa, başka bir şey yok. Gardırop ve masa. Çalışma masası. Çalışma masası da büyük böyle, kocaman bir masa. İşte çekmeceyle, yukarısı şeyle falan. Daha önce Antalya videomda göstermiştim sanıyorum o zaman. Kocaman bir masa. Ve belli başlı kısımları haricinde birkaç yeşil kısımları vardı. Masanın geri kalanı tamam bembeyazdı. Yani bir çocuk masası için fazla sadeydi ve ben onun üzerine donatacak şeyler arıyordum sürekli. Stickerlar, dövmeler, bilmem neler, cartlar, cüklar falan, hani onu şekillendirecek, onu böyle daha hoş gelecek, göze hoş gelecek hale getirmeye çalışıyordum. O dönemde o yüzden bol bol sakız alıyordum. Sakızlar, işte şekerler, bilmem ne, ve onların içinden çıkan stickerları falan filan gidip o masama yapıştırıyordum. Star Wars'la aşağı yukarı ilk tanışma dönem orada bir yerde olsa gerek. Yani televizyonda daha önce ister istemez işte ne bileyim reklam aralarında, bir yerlerde, cartlarda, curtlarda, programlarda böyle ufak tefek montaj aralıklarında falan Star Wars'la alakalı şeyler görüyordum ama nedir ne değildir hiç bilmiyordum. Tam işte o dönem o stickerlar, aldığım stickerlardan bir tanesi Star Wars şeyliydi. Temalıydı. Hani içinden sürekli Star Wars karakterleri çıkıyordu. Ve ben dediğim gibi Star Wars'la alakalı hiçbir şey bilmediğim için o karakterler kimdir, neyin nesidir hiçbir fikrim yoktu. Ama aşağı yukarı tahmin edebiliyordum kimin ne olduğunu. Şimdi Darth Vader. Herif simsiyah. Üzerinde suratında oldukça şeytani bir maske var. Uzun böyle siyah pelerinle falan filan. O adam baş kötü demiştim direkt. Ya bu adam baş kötü. Bu adam başka bir şey olamaz falan. Aynı zamanda bir yer başka bir sticker'ın içinden de şey çıkmıştı. Stormtrooper sticker'ı çıkmıştı bir tane. Onu da mesela beyaz ya. Darth Vader'ın neredeyse aynısı diye görüyorum yani. O zaman şu anki çok büyük fark var tabii kostümler arasında ama. Kasıklar birbirlerini andırıyor. Ve hani bembeyaz giyiniyor. Bu da iyi herhalde dedim. Yani bu beyaz, Stormtrooper. Beyaz iyi, Darth Vader siyah kötü. Bunlar kapışıyorlar falan filan gibi bir mantıktayım. Ben aşağı yukarı öyle bir şey düşünüyorum. Sonradan annem söylemişti bana. Hayır oğlum o da kötü demişti. Ondan bir sürü var hatta falan demişti. Hani bana şok olmuştum böyle. Hayır o nasıl kötü olur falan filan diye böyle. Ama o dönem ciddi anda hayaller kurduğumu hatırlıyorum. Hikayeler düşündüğümü hatırlıyorum falan kafamda. Hatta kendim çiziyordum böyle falan. Ufak tefek işte çizgi roman varimsi şeyler çiziyordum o dönem. Darth Vader çiziyordum kötü olarak. Stormtrooper'ı çiziyordum karşısında beyaz şekilde. Ama yani gönlüm şey yapmıyordu. Yani içim el vermiyordu şeye. Darth Vader çok karizmatik pelerini melerini ya. Stormtrooper sade ya hani sadece bir zırh var ya üzerinde. İçim el vermiyordu. Stormtrooper'da da ben pelerini çiziyordum böyle falan. O da böyle kahramanımsı bir şekilde falandı. Hoştu, güzel dönemlerdi. Daha sonra aşağı yukarı ne zaman hatırlamıyorum. O resimleri
benim işte şey var, halamın oğlu var artık, kuzen mi oluyor, halamın oğlu kuzen oluyordu herhalde değil mi? Yani hani o filmleri izlemişti, Star Wars'la alakalı belli bir bilgisi vardı. Ona sormuştum hani nedir ne değildir biliyor musun falan filan diye. Ona şey göstermiştim, Darth Vader göstermiştim. Bana söylediği şey şu olmuştu, ya bu Darth Vader işte bu hani hikayenin baş kötüsü. Bununla hep savaşırlar. Hani bu her filmin sonunda bir şekilde yenerler. Hep bunu öldü zannederler ama her seferinde geri gelir falan. Böyle uzayıp gider demişti bana. Ben de böyle bayağı bir vay anasın ne kadar ilginç bir karakter demiştim kendime hani. Ha bu arada demişti ama arada. Bu da bu arada bir tane filmin sonunda demişti. Bunun aslında ana karakterin babası olduğu ortaya çıkıyor falan demişti. Vay falan olmuştum. Ne kadar ilginç bir senaryo falan diye düşünmüştüm yani. O kadar küçük bir çocukken spoiler denen şeyin yani hani spoiler denen şeyin mantığını kavrayamadığım için ya niye söyledin ya falan bir moda hani girebilecek bir kafa yapısında değildim yani. Vay falan demiştim. Halbuki yani sinema tarihinin en önemli olaylarından biri benim için hani orada spoiler edilmiş ama ben tabii ki onun farkında bile değilmişim yani. Yok yıllar sonra öğrenecektim aslında onun ne kadar önemli bir bilgi olduğunu. Ama şu an herkes biliyor. Bilmeyen insanlar birazcık komik yani. Hani çok özeniyorum gerçekten. Bilmeyerek o filmleri seyredecek insanlara çok özeniyorum bu ayrı mesele de. Şu anda izlesem, şu an kafa yapımda izlesem acaba tahmin edebilir miydim? Edebilirdim. Ettiğim oluyor. Sonradan benzer tarzda şeyler çok oldu çünkü. Plot twistler çok oldu. Bir sürü hikayede. Tahmin ettiklerim de çok oldu yani. İşte öyle şey, orijinal triloji ile alakalı ufak tefek o tarz bilgileri sahiptim ama çok fazla da şey bilmiyordum. İzlememiştim. Şu filmini de izlememiştim. Aşağı yukarı ne zaman? Yıl 1999 falan. Star Wars Phantom Menace işte gösterime girdi. Benim hala hiçbir ilgim yok. Yani televizyonda fragmanlarını görüyorum. Kamera arkası görüntüler falan. Bol bol gösteriyorlar. Yani çocuk kanallarında bile işte çizgi filmlerin aralıklarında bile bol bol sürekli Star Wars kamera arkaları, işte Star Wars karakterleri, makyaj nasıl yapılıyor bilmem ne, ufak tefek işte şeyler, sahneler bilmem ne falan filan hep gösteriliyor. Ben de hani uzaktan bakıyorum. Ha iyi falan filan. İlgi yok yani. Hala yok. İşte ne olmuş sanıyorum annemin arkadaşlarından bir tanesi bir boşlukta bir canımı sıkılmış bir şey mi olmuş ne olmuş Star Wars'a gitmiş. Yani Phantom Menace'a gitmiş. Ondan sonra demiş ki bu film hani dost bunu çok sever bu tam çocuk filmi dostu da al bu filme götür demiş anneme. Annem de o dönem beni ne zaman hani bana uygun bir film olduğunu görse beni alır götürürdü hep izlerdik öyle işte ne bileyim. İlk gittiğim film mesela sinemada Flintstones'tu. Hani bu Taş Devri'nin live action versiyonuydu. Filmin ilk 5-10 dakikasında sıkıldım ağlayıp çıkarmıştı annem beni. Film İngilizceydi, Türkçe altyazısı vardı. Okuma yazma bile bilmiyordum yani hani sinemaya gittiğimizde. Direkt annem beni çıkarmış sinemadan. İkinci gittiğim film mesela Aslan Kral'dı, Lion King'di. Onda bayağı böyle hani hayran kalmıştık filmi. Baştan sona izlemiştim. Ondan sonra gelen Disney filmlerini falan filan izliyordum. İşte Star Wars'ta da o şekilde götürdü annem beni. Lanet olsun kart dolmuş son 5 dakikayı kaybettim maalesef tekrar çekiyorum. Dediğim gibi annem beni o filme götürdü. Ben hani o filmden oldukça memnun ayrıldım. Şimdi yıl 1999 ben 9 yaşındayım. Çok fazla bir şeyin iyisinden kötüsünü anlayan bir çocuk değilim doğal olarak. Yani sizin de bildiğiniz gibi orijinal diyorum. Prequel trilogy yani Star Wars 1-2-3 pek çok insan tarafından oldukça kötü bulunan filmler. Yani hani ciddi anlamda eleştirilen, yerin dibine sokulan filmler ve çok ciddi büyüklükte bir kesim o filmlerden nefret ediyor ve George Lucas'tan hani ihanet olarak görüyorlar. Belli noktalarda onlara katılıyorum. Senaryonun ilerleyişi, karakter yapıları, diyaloglar, bazı saçma seçimler, hani senaryonun ilerleyişinde falan filan ciddi sıkıntılar var bu filmlerle alakalı. Ama ben bu filmleri seviyor muyum? Evet, seviyorum. Yani insanların büyük bir çoğunluğu kadar nefret ettiğim filmler değiller bunlar benim. Star Wars 1'den dediğim gibi hani sinemada seyrettim böyle. Filmde ciddi anlamda üzülüp çıkmıştım hatta. Qui-Gon, bu arada spoiler olacak bu video. Yani eğer bilmiyorsanız bahsetmem gereken detaylar var. O yüzden bu bütün Star Wars filmlerle alakalı spoilerlar vererek ilerleyeceğim. Şimdi filmde ben Qui-Gon Jinn karakterini çok sevmiştim. Acayip sevmiştim Qui-Gon Jinn'i. Hani Obi-Wan'ın ustası olan Qui-Gon Jinn gerçekten tam böyle ana karakterdi. Bilge bir adamdı. İyi savaşıyordu falan filan. Ama filmi izlerken içten içten yani hani bir yerde onun aradan çıkarılacağını hissediyordum yani.
ölecek galiba falan diyordum. Hani yanında çünkü genç bir Jedi var, Obi-Wan. O böyle belli ki daha böyle bir ön planda, böyle bir ana karakterliğe fırlayacak falan hani. Tahmin ediyordum açıkçası. Ya o yaştayken bile filmde, hani filmi sinemada izlerken bile böyle içten içten sen öleceksin değil mi? Sen öleceksin değil mi? Falan diyerek seyretmiştim bütün filmi. Ve sonunda Darth Maul tarafından öldürüldüğünde ciddi anlamda üzüldüğümü hatırlıyorum yani. Böyle falan filan diye baya baya bir sinemada böyle sarsılmıştım yani onun ölümüyle. Aynı zamanda bir çocuk olduğum için gene Jar Jar Binks karakteri, şu anda yani hani Star Wars'un başına gelmiş en kötü şeylerden biri olarak kabul edilse de, ben Jar Jar Binks karakteri tarafından hiçbir zaman hani o, yani filmi zaten değil mi, çocuk olarak seyrettiğim için beni hiç rahatsız etmedi. Ben bir şeyi bir kez çocukken sevince tekrardan günümüzde bile şu anda bile seyretsem o kadar kötü hatırlayamıyorum hiçbir şeyi. Hatırlayamıyorum. Yani mesela çocukluğumu süsleyen Digimon mesela. Şu anda Digimon'u seyretmiş olsam seyrettiğim yani en kötü şeylerden biri olur. Ama benim için nostalji değeri olduğu için ne yaparsam yapayım o kadar kötü gözle bakamıyorum ona. Yani böyle bir gerçek var. Yani o kadar kötü gözle bakamıyorum. O yüzden Jar Jar Binks de beni şu anda rahatsız etmiyor. Şu an baktığımda. Hatta neyse işte ben dediğim gibi Episode 1'i falan filan beğenerek çıktım o filmden. Mutluydum. Episode 2'yi de bekliyordum yani. İzlemeyi gerçekten istiyordum. 3 sene sonra çıktı. 2002'de çıktı Episode 2. Ben o dönem işte 12 yaşındayım. Gene gittim tabii ki. Sinemada seyrettim filmi. Ve bence Episode 2 Star Wars, tüm Star Wars filmleri arasındaki en kötüsüydü. En kötü filmdi tüm Star Wars filmleri arasında yani. Çok kötüydü be. Yani hani ben sinemaya gidince kolay kolay bir film izlerken sıkılmam. Film ne kadar kötü olursa, ne kadar sıkıcı olursa, yani simsiyah bir odada, yani kapkaranlık bir odada sadece odaklanabileceğin tek bir şey olduğundan dolayı, yani o dönem cep telefonları falan filan zaten yok yani. Bende zaten cep telefonu denen şey yok. Yani mümkün değil. O yaştayken, 12 yaşındayken, o dönem 12 yaşında bir çocuğun cep telefonu olması çok normal bir şey değildi ve benim cep telefonum yoktu. Yani o dönem hani babamın cep telefonu var mıydı onu bile hatırlamıyorum. Neyse. Yani o dönem hani kapkaranlık bir odada tek odaklanabileceğin şey perde olduğu için ben filmlerde kolay kolay sıkılmazdım. İster istemez odağımı korurdum o film boyunca. Hani filmin sonunda ne olacağını merak ederek odağımı koruyarak filmi izlemeye devam ederdim. Aman Allah'ım, yani bu film ne kadar sıkıcı bir filmdi ya. Ne kadar bayık, ne kadar gereksiz, ne kadar arada kalmış bir filmdi yani. Tamamen arada kalmış bir filmdi yani. Ve o kadar hani sıkılma, uyuma tehlikesi geçirdiğimi hatırlıyorum. Birkaç kez zamanla gittiğini falan filan hatırlıyorum. Yanımdaki arkadaşım filmi çok beğenmişti, ben evde sevdiğim arkadaşım. İkisi beni dürtüyordu böyle yansana falan filan bulundu. Falan filan diye. Öyle bir hani dalgınlıkla falan seyretmişim ki filmin sonunda Anakin ve Count Dooku düellosunda Anakin'in kolu kesiliyor. Ben fark etmemişim bile Anakin'in kolunun kesildiğini. O kadar hani falan seyretmişim yani. Son filmdeki son düello falan da çok sıkıcıydı bu arada. Hiç eğlenceli bir ışın kılıcı düellosu değildi. O yüzden bilmiyorum yani. İlk filmdeki Darth Maul düellosuyla karşılaştırılınca acayip sıkıcıydı. Ve ben hatta şeyi hatırlıyorum yani hani Jar Jar Binks bu filmde olsa ne kadar eğlenceli olurdu, filme neşe renk getirirdi falan dediğimi hatırlıyorum. Hatta 2 saniye Jar Jar Binks gözüktüğünde bir an böyle bir umutlanıp acaba geri mi gelecek dediğimi hatırlıyorum yani. Ve şu anda Star Wars Episode 2'yi hala tekrar seyrettiğimde, yıllar sonra bakın hardcore Star Wars fanı olduğum dönem bile Episode 2'yi tekrar seyrettiğimde inanılmaz sıkıldım. Yani ne yaparsam yapayım o filmi bitirmek ciddi bir işkence benim için yani hani şu anda o filmi tekrar seyretmek istemem. Hiçbir şekilde seyretmek istemem. Bakın Episode 1'i izleyebilirim. 3'ü izleyebilirim. 4, 5, 6'yı seyredebilirim rahatlıkla. Ama yani Episode 2'yi tekrar seyretmek istemiyorum. İstemiyorum yani hani. Ya yemişim onun politik arka planını bilmem nesini, cartını, cürtünü. Yok bu kadar sıkıcı bir film ya. Berbat bir film. Yani ve aynı zamanda diyaloglar, o Anakin ile Padme arasında geçen diyaloglar. Aman Allah'ım bunlar ne kadar insanı cringe eden diyaloglar. Falan diye böyle hani 10 yaşında bir çocuk mu yazdı bu diyalogları diye düşünesi geliyor yani. Hani koskoca George Lucas böyle diyaloglar yazar mı yani? Böyle aralarındaki böyle bana verdiğin öpücük hala kalbimde. Sektere git, manyak mısın nesin ya? Jedi'sin sen ya, saçmalama ya. Tabi Jedi'larda da ufak böyle bir felsefi arka plan, böyle bir şiirsel yapı gibi boklar var herhalde, bilmiyorum. Her neyse, oldukça kötü bir filmde
filmle alakalı iyi olan tek ne olabilir diye düşünüyorum şu anda. Mace Windu karakterinin ilk kez ışın kılıcı çektiğini gördük diyelim. İlk kez savaştığını gördük diyelim. Her ne kadar çok bir bok yapmamış olsa da Jango Fett'i öldürmek dışındaki onu öldürürken de çok bir hat yapmadı zaten. Koşturdu koşturdu kesti yani. Çok bir olay yoktu. Yani Mace Windu vardı sadece. Filmde Mace Windu'nun kılıcının mor olduğunu gördük. Hepsi o. Mace Windu benim çok sevdiğim bir karakterdir bu arada. Genişletilmiş evren sayesinde. Neyse. 2002'de onu da seyrettim dediğim gibi filmden baya uykulu bir şekilde çıktım. Arkadaşımla hatta konuşurken film çıkışında şey demiştim. Ya demiştim Anakin ile Padme'nin evlendikleri noktada baktım. Anakin'in tek eli yani metaldi yani robottu. Niye dedim. Sen filmi nereden seyrettin dost dedi. Bilmiyorum ne oldu dedim. Onu dedi duello yaptığı sırada adamın kolu kesildi ya dedi. Hadi canım kolu mu kesildi dedim. Evet dedi. O kadar sıkılmışım. Neyse. O filmden de bir şekilde çıktık. Yıl oldu 2005. Star Wars Episode 3 gösterime girecek. Sonunda işte bu şeyin prequel üçlemesinin son filmi olacak. Anakin Skywalker'ın nasıl Darth Vader'a dönüştüğünü öğreneceğiz falan filan. O dönem Show TV bir anda gaza geldi ve dedi ki hazır deden yeni filmi gösterime giriyorken onu kutlamak adına 4-5-6'yı size göstereceğiz. Yani hani bir hafta arayla bütün Star Wars üçlemesini göstereceğiz. Ben dedim ki bu altın fırsat. Sonunda eski Star Wars'ları izleyebileceğim. Tabii ki bu dönem artık yani hani 15 yaşına basmışım. Evime bir şekilde bilgisayar, internet falan filan gelmiş. Hatta VCD çalar falan filan var. İşte PlayStation 2 var, DVD oynatıyor falan. Bu sayede hem film falan da kiralayabiliyorum. Sadece televizyonda... Normalde ben sadece televizyonda çıkınca film izleyebiliyordum arkadaşlar. Doğal olarak evde bir bilgisayar falan filan olmadığı için veya VCD çalarım bile olmadığı için şey yapamıyorum. VCD oynatıcı diyeyim yani. Olmadığı için normalde hiçbir ekstra filmi izleyemiyordum. Neyse ki sonunda bunlar artık yavaş yavaş el atabilmeye başlamıştım. 2005 yılı tabii 2005 yılının aşağı yukarı başları gibi yılbaşını azıcık geçtikten sonra diye hatırlıyorum sanırım. Eve bir bilgisayar alındı dediğim gibi. Sonra internet bağlantıldı ve ben ilk kez evimde bir bilgisayara sahip oldum. İlk kez evimde internete sahip oldum. Yaklaşık zaten 2000-2001 yılına kadar falan internetin varlığından bile haberim yoktu. O kadar uzaktım. Aşağı yukarı işte 2005 gibi falan böyle bilgisayar ve internet dünyasına yavaş yavaş girmeye başladım dönem. Biz o dönem Gaziantep'e taşındık. Annem ve babamın iş olanakları dolayısıyla Gaziantep'e taşınmıştık. İlk kez ekonomik olarak aile kendini toparlamaya başlamıştı. İlk kez hani ortalamanın ciddi anlamda altında bir ekonomik durumda bir aileden ufak orta halli ufak belki ortalamanın azıcık daha üstü bir aile noktasına gelmiş gibiydik o dönem böyle. Biraz yani çok daha rahattık ekonomik anlamda eskiye göre. Ve işte ben o dönem ilk kez neden bahsediyordum lan ben? İlk kez falan değil. Dediğim gibi Gaziantep'e taşındık. Ben tamamen bunca yıldır tanıdığım Antalya ortamından uzağım. Kendimi full kitaplara vermiş durumdayım. Çünkü orada tanıştığım ve şey yapabileceğim kimse yok. Yani muhabbet edebileceğim kimse yok orada. Yani Gaziantep'e yeni taşınmışsın, ortam bilmiyorsun. Muhabbet ettiğin insanlar, konuştuğun insanların söylediği şeyi bile anlamıyorsun. Tamamen başka bir Türkçe konuşuyor insanlar. Hani aradan topladığın kelime şeyleriyle, parçalarıyla cümleleri birleştirip, yani cümleyi birleştirip anlam kurmaya çalışıyorsun. Çoğu zaman öyle bir dönemdeyim ve ben o dönem neyim işte bu 2000'li yıllarda yani 2005'e kadar olan yıllarda o dönem şeyi manyağıydım. Çizgi roman manyağıydım. Daha çok Marvel manyağıydım yani. DC'den daha çok Marvel'a ilgim çekiyordu. Yaptığım tek şey haftalık her gün gidip işte haftalık cumartesi günleri gidiyordum. Diyanar'a gidiyordum Antalya'da. Diyanar'dan Marvel çizgi romanları alıyordum. O ara gerekli şeyleri şu anda ismi gerekli şeyler olmadı. O zaman Arka Bahçe diye geçen yayın evi. Şu anda yayın evi. Neyse işte çizgi roman basıyordu. Ben her gün her hafta cumartesi günü gidip oradan çizgi roman alıyordum ve yaptığım tek şey, hayatımdaki tek eğlence buydu. Git, çizgi roman al, eve gel, onları oku. Yani işte Fox Kids vardı, Fox Kids'e Spider-Man, X-Men falan filan seyrediyordum. Aşağı yukarı bu kadar. Yaptığım şey buydu. Sonra Gaziantep'e taşınınca bir kültürel şok geçiriyorsun orada. Ne yapacağını bilmiyorsun. Hiçbir yerden çizgi roman alamıyorsun. Gitmeden önce bayağı bir kitap almıştım neyse ki. Yani tam Gaziantep'e döneceğimiz gün, Gaziantep'e taşınacağımız gün ben bayağı bir kitap aldım. Hani çizgi romanlar artık hepsini okumuştum. Okuyacağım çizgi roman kalmamıştı. Yeni çıkacak.
bayağı bir kitap aldım yani. Fantastik kitaplar işte o dönem neydi? Ejderha Mızrakları, bu J.R.R. işte yani şeyin Tolkien kitapları işte. Tolkien'in o şeyleri falan filan aldım. Silmarillion'u aldım ama okudum mu hatırlamıyorum. O dönem Hobbit'i falan filan hep o dönem okudum yani. O böyle şey döneminde Ejderha Mızrağı, Unutulmuş Diyarlar bilmem neler falan filan. Bir sürü kitap aldım. Aldığım kitaplar arasında da bayağı bir Star Wars kitabı da vardı. Her ne kadar çok fazla kitap olmasa da o dönemde bulabildiklerimi almıştım. Neyse işte. Gaziantep'e taşındık, dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Çok sıkılıyorum, hiç arkadaşım yok. Ve kendim kitaplara vermişim. O dönem artık ufak ufak kitap oku derken yavaş yavaş çizgi roman kültüründen çıkmışım. Daha çok böyle bir kitaba yoğunlaşmışım. Tam olarak hani geek nerd dediğimiz böyle evden hiç çıkmayan böyle falan tipler var ya, tamamen ona dönüşmüş durumdayım. Sosyal hayatım sıfır, çünkü hani çıkış bir yerde muhabbet edeceğim arkadaşlar bile yok yani, konuşacağım hiçbir kimse yok, dediğim gibi kendimi tekrar ediyor olabilirim şu anda. Öyle kötü bir durumdayım. Ve işte tam bu dönem Star Wars Episode 3 dediğim gibi gösterime girecek. Ben film için o kadar heyecanlı değilken ufak ufak içinde heyecan şey yapmaya başladı işte. O dönem teknoloji televizyonu vardı mesela. Gece yarısı Fox Kids değişiyordu, teknoloji televizyonuna dönüşüyordu mesela gece yarıları. Gece yarısı değil, akşam saat 7'den sonra mı 8'den sonra mı ne, teknoloji televizyonuna şey yapıyordu. Orada teknoloji televizyonunda da her gece gösterilen bir program vardı. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Kapanış sayfasıydı galiba program ismi. Tabii kapanış sayfasıydı. Kapanış sayfası diye bir program vardı. Akşam böyle oturup iki tane genç, hatırlamıyorum şu an kim olduklarını, ne olduklarını, program yapıyorlardı sanıyorum. Teknoloji üzerine konuşuyorlardı, popüler kültür üzerine, alt kültür üzerine falan filan konuşuyorlardı böyle. Ben de geceleri hani tam yapacak hiçbir şey olmadığını, hafta sonları falan oturup onları dinliyordum. Bir anda bilgisayar bir şeylerle uğraşırken, oyun oynarken falan filan. Annem babam yattıktan sonra oturup onları bir yandan dinleyip bir yandan oyunumu vesaire yapıyordum. İnternette geziniyordum. Tam o dönem böyle filmin çıkmasına yakın bunlar böyle her gün bir Star Wars hype yapa. Benim de film için heyecanlandırmaya başladılar. Yani hani filmi, ikinci filmi o kadar dediğim gibi hani sıkılmıştım ki ikinci filmde. Üçüncü film için öyle çok büyük bir manyaklık hissetmiyordum. Derken işte birkaç sinema, o dönem sinemayla ciddi anlamda ilgilenmeye başlamıştım bu arada. Yani şöyle söyleyeyim, profesyonel anlamda sinemayla ilgilenmeye başlamıştım. Sinema nedir? Nasıl işte çekim teknikleri, bilmem neler, cartlar, curtlar, sinema dergileri alıyorum, okuyorum. İşte sürekli her Allah'ın günü film izliyorum. Her gün film izliyorum. Yani bir VCD player'ımız vardı işte dediğim gibi. Arka tarafımda, tam evimin arka tarafındaki sokakta, hemen yani şeyin pencereden baktığımda görebildiğim sokakta bir şey vardı. İşte film dükkanı vardı. Gidip oradan her gün film kiralıyordum. Nüfus cüzdanım oradaydı artık yani. Hani bir uzun bir süre orada kaldı. Sonra aldım, artık adam nüfus cüzdanı falan istemiyordu yani. Her Allah'ın günü sürekli adam gidip 1 lira verip film kiralıyordum. 1 lira film kira, film kira. Abi öyle geçiniyordum yani. Sürekli film kiralı. Her gün sabah da zaten öğrenciydim. Okula saat 12.30'da mı ne gidiyordum yani hani. Evime de çok uzak değildi. 15 dakika yürüme mesafesindeydi. Her gün sabah kalkıp film izliyordum. Sürekli böyleydi. Bütün bir günüm böyle geçiyor yani. Sürekli film seyrettikten not defterim vardı. Filmlerin isimleri falan kaydetmiştim full böyle. İzleyip izlediklerim, hani böyle izlemek istediğim filmler, izlediğim filmler falan, böyle bayağı bir uzun bir defterim vardı ya. Hani ve sürekli üzerlerini çiziyordum izlediğim filmlerin falan filan böyle. Öyle zaman geçirirken İşte film dergilerinde de sürekli Star Wars hype, Star Wars Episode işte 3 geliyor, işte bir neslin sonu, işte sonunda Anakin Skywalker nasıl Darth Vader'a dönüştü göreceğiz bilmiyorum falan. Ulan bir heyecanlanmaya başladım filmle alakalı, Lan oğlum sana ne oluyor modundayım ben bir yandan. Sen bu kadar büyük Star Wars fanı değildin, Star Wars'u bilirsin. Yani ama bu kadar büyük Star Wars fanı değildin, ne oldu sana falan modundayım. İşte o dönem dediğim gibi Show TV eski filmleri verdi. Ben her hafta onları seyrettim bir de üzerine. Anam nasıl dedim, bunlar ne kadar güzel filmler böyle. Hani Star Wars'ta A New Hope, Empire Strikes Back, Return of the Jedi falan. Lan dedim siz ne kadar güzel filmlersiniz. Ya bu Darth Vader ne kadar süper bir karakter. Bu acaba Episode 3 nasıl olacak? Ben felaket bir şekilde heyecanlanmaya başladım. Ondan sonra işte sinemaya gidiyorum her hafta neredeyse. Neye gitmiştim? Kingdom of Heaven mıydı? Neydi? Cennetin Kralı diye bir film var. Orlando Bloom'un başrolünde oynuyordu. Ona gittim. Filmin girişinde bir şey gösterdiler. Episode 3 fragmanı gösterdiler. Star Wars Episode 3 fragmanı gösterdiler. Fragmanın büyük bir kesimi eski filmlerden görüntülerden oluşuyor. Şu an hala ararsanız bulursunuz o fragmanı işte. Obi-Wan'ın şey diye konuşmasıyla benziyor işte. Başlıyor fragman. İşte o benim eski bir öğrencimdi. Sonra karanlık tarafa geçti. Bize hentet, cartçut falan. Sahneler oradan buradan.
Qui-Gon Jinn gözüküyor falan, sanki zannedersin kolaj bir film. Sen dersin bütün bir karakterle, bütün karakterlerin hepsini bir araya getirmişler, toplamışlar. Hani büyük bir film oluşturmuşlar falan. Bir heyecanlandım film, için. O kadar heyecanlandım ki Kingdom, yani o asıl seyretmek için geldiğimiz filme odaklanamadım. Ben sadece bütün bir film boyunca fragmanı düşündüm. Star Wars, Star Wars, Star Wars falan filan diye. Yani gereksiz bir hype'a girdim yani. Daha doğrusu hype trenine bindim. Hype trenine. Heyecanlanma trenine ben de bindim. Şu anda Star Wars'la alakası hiç olmayan bir sürü insan o heyecan trenine biniyorlar ya. Ben de o dönem ona bindim işte. Neyse. Filmin sonunda tarihi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 19 Mayıs veya 18 Mayıs, ikisinden biri. Film tam olarak o iki günden birinde gösterime girdi. Doğal olarak işte 19 Mayıs tatili var. Okullar tatil. Ben büyük bir gazla çıktım sabah bilmem kaçta. Sabah da saat daha çok erkendi. Gaziantep'te tek bir tane sinema vardı. Sadece bir tane sinema vardı Gaziantep'te o dönem. Başka yok. Çok ciddiyim yani. 2005 yılında Gaziantep'te sadece bir tane sinema vardı. Ve büyük bir film olduğu zaman salon doluyordu. Tek bir sinema olduğu için. Kuyruk vardı, bilet kuyruğu. Sinemanın içinden, binanın içinden çıkıyordu. Dışarı doğru gidiyordu. Ta böyle çarşıya doğru gidiyordu sinemada. O kadar uzun kuyruklar gördüm çünkü ben orada. Sabah erkenden gittim. Filmin böyle büyük bir kalabalık tarafından izleneceğini falan zannediyorum. Herkes zannediyorum ki tabii Star Wars'un büyük fanı herkes falan. Böyle hani o sırada televizyonda röportajlar falan var. Aynı şu anda olduğu gibi. Ne bileyim, Tamer Karadağlı ile röportaj yapıyorlar işte. Tamer Karadağlı şeyi seslendirmiş. Darth Vader'ı seslendirmiş falan. Ona gidiyorlar. Tamer Karadağlı diyor ki işte ben 30 yıldır bu filmi izliyorum. Anakin Skywalker nasıl Darth Vader oldu onu göreceğim falan. Allah ne büyük heyecan bilmem ne cahit derken anam o gün sabah erkenden gittim, dediğim gibi biz gittim sinemaya, daha kapılar açılmamış, bekliyorum hani incin top oynuyor, kimse yok sinemada, kimse Star Wars izlemekte gibi bir manyak benim gibi böyle sabah erkenden gitmiş falan değil. Bekle, sinema açıldı, bilet almak için içeri girdim, afişlere bakıyorum, Star Wars yok, bekliyorum hani belki de işte yeni açıldı afişi getirecekler, hani ben de bilet alacağım falan. Star Wars yok. Bekliyorum. Kadın, gişedeki kadın bana böyle, neyi bekliyorsunuz dedi, dedim. Star Wars, hani onu gelmedim dedim. Gelmedi dedi kadın. Ve yıkıldım, nasıl gelmez ya falan oldum böyle. Yok gelmedi dedi. Ne zaman gelecek dedim. Gelip gelmeyeceği belli değil dedi. Yıkıldım ama nasıl yıkıldım, nasıl üzüldüm böyle hani. Allah'ım dedim, neden? Hani sinema tarihinin en büyük olaylarından biri yaşanıyor ve ben bunu izleyemeyecek miyim yani? Bütün arkadaşlarım gidip seyredecek, biliyorum Antalya'daki arkadaşlarım hep gidip seyredecekler. Beni telefonla arayıp taciz edecekler, izlemedim diye. Ben izlememiş olacağım. Nasıl böyle bir yıkıldım, hayal kırıklığına uğradım böyle ondan sonra. O gün de perşembeydi. Aynı o şekilde. Eve gittim böyle köz köz falan filan diye. Artık can sıkıntısından bizimkilerin yanına falan gittim. İşte tam bizimkilerin çalıştığı otel tam evin karşısındaydı, lojmandı zaten. Oraya gittim falan. Oradaki milletle falan konuştum böyle işte Star Wars arıyorum gidecek falan filan. İşte bildiğiniz bir yer var mı izleyebileceğim? Başka sinema var mı falan filan. Herkes şey diyor. Oğlum bugün perşembe, o filmler cuma günü gösterime gidiyor burada falan diyor. Ya diyorum biliyorum filmlerin normalde cuma günü gösterime girdi. Ama bu filmin gösterime giriş tarihi bugün ve perşembe. Bugün girmesi lazım falan. Yok yarın girer o falan dediler böyle. Hadi hayırlısı dedim. Umarım yarın gösterime girer. Ertesi gün gösterime girmedi film. Ben sabah yine erkenden sinemaya gittim. Yine bekledim. Bambaşka filmler gösterime girdi. Saçma sapan. Elektra Melektra var ya, şu Daredevil'ın sevgilisi olan Elektra. Onun filmi falan girmişti gösterime. Gösterime girmedi Star Wars. Hatta uzaktan giderken afişe baktım. Elektra'nın afişi uzaktan böyle baktığınız zaman şeye benziyor. Eğer kafa o moddaysa, Star Wars kafasındaysanız. Arka plan sarıydı yanlış hatırlamıyorsam afişin. Ve Elektra'nın hani figürü acayip şekilde Darth Vader'ı andırıyordu. Uzaktan bakıp geldim acaba diye sevinerek gitmiştim. Sonra elektriği olduğunu görüp ciddi bir hayal kırıklığına uğramıştım falan böyle. Film gelmedi. Film çok uzun bir süre gelmedi o sinemaya. Arkadaşlarım hep seyrettiler. Telefonda bana filmi artık ezberleyeceğim kadar bütün detayları verdiler. İzlememiş olmaya rağmen bütün detayları verdiler filmle alakalı. Ben filmi izleyemedikçe Star Wars gözümde daha fazla büyümeye başladı. Yani daha fazla ulaşılamaz bir şey olmaya başladı. Daha fazla yani
hem acı veren hem zevk veren bir şeye dönüşmeye başladı. Ben o dönem o gazda bütün Star Wars materyallerini tüketmeye başladım. İşte kitaplarını okumaya başladım. Bulduğum bütün oyunları satın alıp gelip işte onları oynamaya başladım o döneme kadar çıkmış olan. KOTOR oyunlarıyla o dönem tanıştım ve KOTOR benim ciddi anlamda Star Wars'u asıl büyük hardcore fan olmamı sağlayan şeydir bu arada KOTOR filmleri. Yani o filmler diyorum, o oyunlar çok sağlam oyunlardı. Zaten en sevdiğim 10 oyun listemde varlar yani ikisi de. Çok güzel oyunlardı ikisi de. Bir daha iyiydi ikiler ama çok güzellerdi. İşte o dönem o gazda artık Star Wars manyağı oldum ister istemez. Yani hani zorlandım. O sinema yüzünden Star Wars'a zorlandım arkadaşlar, evet. Yani zamanımın büyük bir bölümünü forumlarda geçirmeye başladım. Star Wars yüzünden forumları keşfettim. Teknoloji Televizyonu'nun ilk kez forumuna üye oldum hayatımda. Orada Star Wars başlıklarına dahil oldum. Çünkü Star Wars'la alakalı konuşmaya başladım. Star Wars forumları buldum. İşte dediğim gibi orada bütün zamanımı geçirmeye başladım. Star Wars RP forumları buldum. Orada zaman geçirmeye başladım. Habire online Jedi Akademi oynuyordum milletle falan. Böyle bir dönem. Star Wars manyaklığı bir dönem. Yani yat kalk her şey Star Wars. Dünya Star Wars. KOTOR'lar defalarca bitiriliyor farklı farklı şeyler denenerek falan. Farklı senaryolar, farklı karakter tipleri bilmem neler falan filan. Bütün bir zaman böyle geçiyor. Tam olarak ne zamandı? İşte o dönem ama hani ben bu kadar Star Wars manyağıyken bırakın şeyi etrafımda yani Gaziantep'i bırakın zaten Gaziantep'te böyle bir şey aramıyorum ama internette Star Wars forumları haricinde Star Wars forumlarına da çok fazla kişi takılmıyordu o dönem. Bir tane büyük forum vardı. Star Wars Türkiye miydi? Starwars.com.tr miydi? Ya da yıldızsavaşları.gen.tr mi? Com.tr mi? Öyle bir site vardı. İki tane site vardı. Oranın büyük forumları haricinde hiç Star Wars'la alakalı konuşacak hiç kimse bulamıyordum ben. Hiç kimse Star Wars'u sevmiyordu. Ya ciddi bir sıkıntıydı benim için. Yani Star Wars'la alakalı konuşacak insanlar arıyordum. Ama bulamıyordum. Ya o dönem kimse Star Wars fanı değildi. Belli başlı kitle haricinde. Kemik kitle haricinde kimse bu kadar. Etrafta her yerde Star Wars görmüyordunuz. Belli başlı yerlerde görüyordunuz. Sinemayla alakalı olan yerlerde görüyordunuz. Dergiler, sinema dergilerinde görüyordunuz. Ne bileyim işte. Televizyonda fragmanı veriliyordu elbette büyük filmlerin her zaman olduğu gibi. Ama işte bu tarz Star Wars yan ürünleri, ondan sonra Allah'ın Mehter takımının yani çıkıp Star Wars Imperial March çalmıyordu. Bilmem ne bu tarz saçmalıklar yaşanmıyordu. Yani hani öyle bir dönemdi. Benim asıl Star Wars manyağı olduğum dönem. O dönem öyle geldi geçti. Ben aşağı yukarı 2006-2007 yılında Antalya'ya geri döndüm şeyden sonra. O dönem başka şeylere sardım. Ufaktan ufaktan Star Wars'tan uzaklaşmaya başladım. Star Wars'u büyük anlamda tüketmiştim. Büyük anlamda materyalleri yani ulaşabileceğim Türkçe materyali tüketmiştim. İngilizcem hala yeteri kadar güçlü değildi. Ben İngilizceyi ciddi anlamda güçlendirdiğim dönem 2007 falan. Ondan öncesinde var. Anlıyorum belli bir oranda da. Söylenen şeyi de anlıyorum ama böyle kitap okuyacak kadar ya da makale okuyup tamamını anlayacak kadar falan güçlü değil. Ben tam olarak 2007 yılında anime altyazıları yapmaya başladığım dönem. İngilizcemi geliştirdim. Evet. Yani animelerden. Yani Japoncayı da o dönem geliştirmeye başladım. Animeleri Japonca olarak istiyordum. Altyazıları İngilizceydi. İngilizce altyazıyı Türkçe'ye çeviriyordum. Hem Japoncasını hem İngilizcesini aynı anda alıyordum. Japoncayı dinleyerek alıyordum. Farkında olmadan. Japonca ile hiç alakam yoktu. Ama dinliyordum. Anlamını sürekli altta gördüğüm için ve onu Türkçe'ye çevirmekle uğraştığım için kulak, göz, bilmem ne alışkanlığıyla öyle bir dil bombardımanı yaşadım. İngilizce ile Japonca aynı anda gelişti o sayede. Hala sorunlar oluyor. Nasıl geliştirebilirim diye. Ben uğraşarak geliştirdim yani. Yani Japonca'yı nasıl geliştirin diye sormuyor insanlar bana. İngilizce'yi nasıl geliştirin diye soranlar. Ben anime altyazıları çevirerek geliştirdim arkadaşlar. Evet yani hani. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bir de tabii ki oynadığım RPG oyunlarının genel olarak RPG oyunlarını anlayabilmek için önünde sözlükle oturup yani her diyaloğu okur, sözlüğe de bilmediğim kelimeden anlamları baka baka çözerdim. Öyle böyle. Böyle gelişti yani. Her neyse Star Wars'a geri dönelim. O dönem işte ben aşağı yukarı Star Wars'tan uzaklaştım. Aradaki bütün bir materyalleri tükettim. Clone Wars'un falan iki boyutlu çizgi filmi vardı o dönem. Onları falan filan da buldum bir şekilde internetten seyrettim falan. Torrent'i keşfetmemi sağladı Star Wars sağ olsun. Hani o Clone Wars'u falan seyredebilmek için. Aynı zamanda orijinal üçlemeyi tekrar seyredebilmek için böyle hani detayına kadar görebilmek için sadece şeydeki değil. Ha tabii şeyi seyrettik sonradan.
Star Wars Episode 3'yi seyretti de kaç ay sonra gösterime girdi ben unuttum artık yani. Yani. Ciddi olarak kötü bir bekleyişti o. O şekilde geçti gitti. 2007-2008 yılında falan bu Clone Wars'un 3 boyutlu serisi başlayacaktı ama 3 boyutlu seri şeyde televizyonda işte yayınlanmaya başlamadan önce bir şey işte full feature mi deniyor ne deniyor onun İngilizcesini hatırlamıyorum. Feature filmi gösterime girecek. Yani aşağı yukarı 1,5 saatlik falan bir animasyon filmi gösterime girecek. Star Wars filmidir dedik. Gittik filme. Anıl'la birlikte gitmiştik hatta. Anıl da yanımdaydı. Girdim Clone Wars'u sinemada seyrettim. Sinemadan çıktım. Star Wars benim için bitmiştir dedim. Yani çünkü George Lucas Star Wars'u artık çocuk oyuncağı haline getiriyor belli ki dedim. Aslında uzun yıllardır Star Wars belli bir oranda çocuk oyuncağıydı ama ben bunun farkına Clone Wars'a vardım. Yani George Lucas artık belli ki dedim yani Star Wars'u kendi tutkusu için yapmıyor. Yani sadece daha fazla para kazanmak için yapıyor. O yüzden ben artık dedim yani daha fazla Star Wars'la şey yapmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum diyerek Star Wars'la ilişkimi kesmiştim büyük oranda. Arada işte Force Unleashed'ler çıktı. Onları oynadım. Belli başlı birkaç daha kitap okudum falan filan ama Star Wars'la alakalı büyük oranda ilişkimi kestim. Clone Wars'ın televizyon serisini seyretmedim. Rebels'ı seyretmedim. Yani Star Wars'la ilişkim bitti. Aşağı yukarıda. Formdan da falan takılmıyordum artık. Bitmişti. Ve bu yıla kadar da yani 2015'e kadar da Star Wars son 7 senedir çok bir ilişkim olmamıştı. Ama 2012'de işte yeni bir filmin geleceği duyuruldu. Ben böyle bir ufaktan oldum. Yani uzatmak ne kadar doğru oldu diye düşünüyordum açıkçası. Yani yeni bir episode 7 Allah'ım falan filan moduna girdim. İşte Disney George Lucas'tan Star Wars satın aldı. Onlar işte yeni filmler yapacağını, hatta bundan sonra her sene yeni bir Star Wars filmi geleceğini, her 2-3 senede bir de işte episodik asıl hikayenin devamı şeklinde ilerleyeceklerini falan filan söylediler. Heyecanlanmadım açıkçası. Ta ki filmin kadrosu, filmin aşağı yukarı neyle alakalı olacağı falan filan açıklanana kadar. Şimdi ben Star Wars filmlerini her ne kadar belli bir oranda sevsem de, orijinal üçlemeyi severim. Star Wars 1'i severim, 3'ü severim, 2'den nefret ederim ama genel olarak 6 filmlik bir serinin 5'ini seviyorum. Ama bu filmleri ne kadar seviyorum? Yani bazı insanlar için mesela işte Empire Strikes Back 5. film olarak, kronolojik sıradaki 5. film gelmiş hepsi en iyi film olarak görüyorlar. Star Wars'un hiçbir filmi benim ilk 50'me bile gireceğini zannetmiyorum. Film olarak benim için o kadar etkileyici değil, hiçbiri değil. Ben Star Wars'un evrenini çok seviyordum. Genişletilmiş evreni özellikle çok seviyordum. İşte Old Republic dönemini çok seviyordum. 6. filmden sonraki dönemi çok seviyordum. Neydi o? Dark Empire dönemi. İşte o şeyi falan hatırladığı dönem. Luke'un karanlık tarafa geçişi, Sidious'un geri dönüşü falan onunla kapıştıkları dönemler. Ne bileyim hani yan hikayeler, yan materyaller benim gerçekten ilgimi çekiyordu. Ve orada gerçekten anlatılan çok ilginç hikayeler vardı. Ama filmlerdeki hikayeler yani bunlarla karşılaştırılınca bana çok basit geliyordu açıkçası. Çok sıradan geliyordu yani. Ama o epikliğe sahip değildi. Ben de o yüzden yani filmlerin hiçbir zaman çok büyük fanı olmamıştım. Ne diyordum ben? Yani işte Star Wars'un filmlerin çok büyük fanı olmamıştım. Ama bu yeni açıklanan kadro, filmin işte orijinal kadroya sahip olacağı ve Expanded Universe'ün yani genişletilmiş evrenin bir anda silineceği falan filan gibi haberlerin gelmesi. Ama hikayenin Luke'un ve işte Han Solo'nun, Leia'nın gibi Leia gibi karakterlerin de işte var olacağı, dahil olacağı bir hikaye olduğunu öğrenince film için endişelerimi bir anda ufak ufak yerini heyecana bırakmaya başlamıştı. Neyse ben şu anda şunu fark ettim. Yaklaşık son 50 dakikadır falan konuşuyorum herhalde Star Wars'la alakalı. Bıraksanız çok daha konuşurum. Teker teker bütün oyunlarla alakalı konuşurum. Bütün filmlerle alakalı teker teker detayına inerim. Tron üçlemesinden, Dark Empire'lardan, ondan sonra Republic Commando'dan, Old Republic zaten bambaşka bir konu. Ona dönersek, KOTOR oyunlarla alakalı konuşursak onlarla alakalı saatlerce konuşurum. Battlefront oyunları, daha önce 1-2'ler falan. Özellikle Jedi Akademilerde yaşadığım online deneyimler falan. Nelerden bahsederim. Jedi Akademi'de ilk online oyun deneyimlerinden biridir bu arada. Hani MMORPG olmasa da ilk olarak online internetten oynadığım oyun olduğu için daha kalbimde yeri ayrıdır yani. Ama son 50 dakikadır hala Force Awakens'tan konuşamadığımı fark ettim.
O yüzden yavaştan diyorum, artık geçmişi bırakalım. Ben ufaktan ufaktan Force Awakens'tan bahsedeyim ki insanlar da buraya filmin iyi mi, filmle alakalı ne düşündüğümü görsünler. Çünkü eski filmlerden en çok sorulan sorulardan biri şu dönem. Force Awakens'ı beğendin mi? Force Awakens'la alakalı ne düşünüyorsun? Sence iyi mi? Ben çok beğendim gibi bir sürü soru geliyor. Force Awakens'la alakalı ne düşünüyorum? Force Awakens çok eğlenceli bir filmdi. Memnun ayrıldığım bir filmdi. Ama ciddi de sıkıntıları olduğunu düşündüğüm bir film. Farklı şeylerden dolayı. Şimdi öncelikle nedir Force Awakens'ın olayı? İşte tam 6. filmden bilmem kaç yıl geçiyor. Belki 30 yıl sonra geçiyor hikaye, bilmiyorum yani. Bütün karakterlerimiz yaşlanmış falan. İki tane tabii ki yeni jenerasyon karakterlerimiz var. Ana karakterimiz Rey. Bariz bir şekilde ana karakterimiz Rey, bayan olan Rey. Ve diğer ikinci ana karakterimiz de Finn. O da bir Stormtrooper. Kendisi işte First Order diye yeni bir artık birlik var. Orada Ren Şövalyeleri var. Artık Sith demiyoruz onlara. Karanlık taraf kullanımları artık Sith demiyoruz. Ren Şövalye istiyoruz onlara. Nasıl olduysa bunlar tekrar aşağı yukarı İmparatorluğu bir şekilde yani bayağı toplamışlar yani. O son Death Star Savaşı'ndan sonra hani neydi o? Mekanizmi neydi lan? Mekanizmini unuttum lan. Evokların yaşadığı gezegenin ismini unuttum. İnanamıyorum kendime. Hatırlayamıyorum her neyse. O savaştan sonra nasıl olduysa İmparatorluk kendini bir şekilde tekrar toparlamış. Ve neredeyse Cumhuriyet'ten daha güçlü hale gelmiş. Bir de direniş var. Cumhuriyet varken direnişe ne gerek var onu da bilmiyorum. Hani direniş var bir de. Resistance. Kapışma durumundalar. Hala sevgili karakterlerimiz, yaşlanmış ex karakterimiz, yeni karakterlerimiz var. Ve hikaye bir şekilde başlıyor. Neredeyse. Spoiler vereceğim ben. Şimdi filmle alakalı neleri sevdiğimden bahsedeyim. Karakterler çok iyi. Karakterlerle alakalı en ufak bir fikrim yok. Rey'i de sevdim, Finn'i de sevdim. Ki Finn'le alakalı bayağı bir önyargı uydum ben. Evet, tam Force Awakens'la alakalı konuşurken beyefendi eve geldi. Hayır. O yüzden birlikte seyrettik filmi, o yüzden birlikte konuşalım. Aynen. Soru cevap şeklinde gidelim o zaman. Öncelikle filmi beğendin mi? Beğendim ama hani bir şey beklemiyordum, o yüzden hani beğendim. Bir şey bekleseydim çok kötü hissederdim. Beklentiyle gitmedin yani filme. Beklentiyle gitmedim. Ben beklentiyle gittim açıkçası. Yani filmle alakalı beklentilerim vardı. Belli oranda beklentilerim vardı. Beklentilerim belli oranlarda karşıladı, belli olanlarda karşılamadı. Belli başlı sıkıntılarım vardı filmle alakalı. Senin de olduğunu biliyorum belli başlı sıkıntıların filmle alakalı. Özellikle seninkiler hani senaryo ile alakalı daha çok doğal olarak. Aynen. Birkaç saçma sapan pilot holle alakalı. Ve Star Wars'un şu ana kadar geliştirdiği hani mantık çerçevesine uymayan şeylerle alakalı daha çok. Ben film dediğim gibi, filmin özellikle ilk yarısı çok başarılıydı benim için. Çok eğlenceli bir ilk yarısı var filmin. İşte bize karakterleri tanıtıyor. Ondan sonra karakterlerin belli etkileşimlere girdiğini görüyoruz. Eski karakterlerin geri geldiğini görüyoruz. Harrison Ford zaten döktürüyor filmde ilk yarısında. Ve bol bol geçmişe gönderme yapıyorlar. Film ağzına kadar easter egg dolu. Filmle alakalı ilginç bir nokta. Hani bu film sadece Force Awakens ismiyle çıkmasına rağmen bu belli ki yani 7. bölüm. Hani direkt. Hikayenin direkt 7. bölümü. İlk 6 filmi izlememiş bir insanın bu filmi izleyip bir bok anlama şansı yok. Çünkü film sana evreni anlatmaya çalışmıyor hiçbir şekilde. Sana evreni tanıtmaya neyin nasıl olduğunu, politik düzenin ne olduğunu, imparatorluğun ne olduğunu, cumhuriyetin ne olduğunu, direnişin ne olduğunu hiçbir şey sana anlatmıyor. Bunları sen zaten biliyor musun gibi giriyor filme. Ve ama ve lakin yeni insanları da, yeni izleyicileri de çekebilmek için filme sadece Force Awakens diyorlar. Bütün afişlerde, resmi olan her yerde Force Awakens diye geçiyor. Ta ki filme girdiğiniz ve izlemeye başladığınız ana kadar. Force Awakens'ın ya episode Force Awakens'ın birazcık üzerinde Episode 7 yazıyor. Direkt bölüm 7. Hani bölüm 7'yi filme gidene kadar görmüyorsunuz. Bunun Star Wars'ın ilk filmi olduğunu zannedip gidebilecek ciddi bir kesim var. Ve orada bölüm 7'yi görünce bir ha siktir lan diyebilecek ciddi bir kesim de var. Ama biz buna işte ne diyoruz? Pazarlama taktiği. Bu böyle bir olay. Her neyse. Geçmişe oldukça fazla dönüş yapmaları falan filan benim gibi hardcore, bir dönem hardcore olmuş Star Wars fanları için çok mutluluk verici. Ve işte biz hani Star Wars seven insanlarla birlikte, bir tanesi burada, iki tane daha arkadaş vardı, onlarla birlikte seyrettik ve film boyunca sürekli olarak işte yapılan göndermeleri tespit edip güldük birbirimizle. İşte şeyleri falan, bazı ufak tefek şeylere tepkiler verdik, hatalar verdik. Mesela o neydi o? Han Solo ile alakalı şey muhabbeti. Kağıt gibi uçması mı? Yok ya.
İşte Rey mi söylüyordu, film mi söylüyordu? Sen işte Han Solo musun? Bu Millennium Falcon mu? Bilmem neyi yok etmiş Millennium Falcon mu diyor. Ha, o bilmem ne 14'ü yok etmiş. Mesela ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Ben onun 14'ü yok etmiş Millennium Falcon mu dedi. Yanımda Alperen var arkadaşım. 12 dedi. Harrison Ford da ardından hemen 12 diye düzeltti yani. Yani adam daha Harrison Ford'dan önce tepki verdi. Geminin ismini ne olduğunu ya da gemi miydi o bilmiyorum. Neden bahsettiğini bile hatırlamıyorum. Belli bir dönem Millennium Falcon'un içindeki hyperdrive sürücüsünü üreten şirkete kadar biliyordum ben. Star Wars'a o kadar manyaydım. Şu an o kadar değilim yani. Şu an o kadar artık ciddi şekilde araştırmasını yapmıyorum artık. O yüzden ilk yarısında çok eğlendim filmin. Çok hızlı başlıyor film zaten. Karakterleri tanıtıyor, olacak olayları tanıtıyor. Hızlıca geçiyor ilk yarı. İkinci yarıdaysa bildiğiniz filler'a giriyor hikaye. Şimdi ikinci yarının tek amacı filmi bir şekilde tamamlamak. İkinci yarının hani bütün karakter ilk filmin normal amacı nedir? Karakterleri size tanıtmaktır. İlk yarı o karakterleri tanıtma işini çok güzel yapıyor ama ikinci yarıdaki savaşlar o kadar gereksiz hissettirdi ki bana tam olarak. Hani sadece filmi bir aksiyon sekansı koymak ve hani belli başlı şeyleri yerine getirmek için koyulmuş gibi geldi. Mesela oradaki ışın kılıcı düellosu çok abesti. Filmin finalindeki çok gereksiz bir ışın kılıcı düellosu vardı. Filmin sonundaki işte TIE Fighter, X-Wing savaşları, ondan sonra Death Star çakması olan koskoca gezegeni yok etme aşamaları falan filan. Tek ışın da yok olmadı bütün gezegen hani. Yani bekliyordum acaba onu bile yapacaklar mı? Yani orasına kadar yapmadılar ya çok. Filme genel olarak baktığımızda ciddi anlamda bir A New Hope Episode 4'ün remake'i gibi aslında. İçinde işlediği konseptler açısından. Çöldeki kahraman. Ondan sonra işte bir şekilde kötü tarafın eline geçen işte bir karakter. Bu işte Episode 4'te Prenses Leia'ydı. Burada Poe neydi herifin ismi hatırlamıyorum soyadını işte. İmparatorluğu şeyin Cumhuriyet'in en iyi pilotu. Ya direnişin en iyi pilotu diyelim. Bu arkadaş bir şekilde işte şeyin eline geçiriliyor. Direniş bunu yakalıyor. Kylo Ren daha doğrusu bunu yakalıyor falan. O sırada bu işte elindeki çok önemli bir bilgiyi bir şekilde bir droide yerleştiriyor. Droid şans eseri gidip gelip hikayenin ana karakterine denk geliyor. Ve bu ana karakter nasıl oluyorsa işte Force Sensitive falan filan oluyor. O yüzden hikayemizde bu Luke Skywalker'ken bu hikayede Rey soyadını biliyor muyuz? Rey'in bilmiyoruz herhalde. Rey'in... Rey ne olacak biliyor musun? Rey neyi biliyor musun? Skywalker. Hayır, Rey bir Disney prensesi. Have you ever thought about that shit? Well, Princess Leia is a fucking Disney princess now too, so yeah. Aynen, nasıl da Rey de yani şey oluyor yani. Yani Rey'in soyadı muhtemelen Skywalker çıkacak bu arada. Yani. Çok büyük ihtimalle Skywalker çıkacak. Güç onda çok iyi yani, güç ondaysa yani. Ya güç bende olsaydı ben Skywalker'ım derdim yani. Hmm. Güç bende değil diyemiyorum o yüzden. Yani aşağı yukarı ama hikaye bu. Yani hani aynı hikaye ya, tamamen aynı şekilde ilerliyor. Droid'i bul, oradan işte önemli mesajı al, oradan bir şekilde yolculuğa çık. Yolculuğun sonunda büyük gezegen boyutundaki bir gezegen yok edicisi bir. Bunu da direkt hani bir uzay gemisiydi bu, şeyde orijinal hikayede bu Death Star'da dev bir uzay gemisiydi. Bundaki bildiğin gezegen. Baya gezegen, kocaman bir gezegen yani. Onu yok etme üzerine hikayenin ilerleyişi tamamen aynı. Han Solo ile karşılaşma biçimleri aşağı yukarı neredeyse tamamen aynı. Yani hani. hani filmle alakalı tam olarak sıkıntılarımızın başladığı şeyler. Öncelikle Kylo Ren karakteri. Fucking nigger. Kylo Ren'i nigger dedi herif ya. Yok Kylo Ren değil. benim şeyim o yani. Hani, indirekt filmde yani hani come on. Tamam hani Obama'yı seviyoruz hepimiz de bu kadar yavşamayalım herife ya. Hani Disney tamam hani yaptın yani Disney lütfen yani zenci bir prenses yaptın yani hani herife yeter. Prenses. Yani şey var da. Yo prenses yaptı ya şeyde Kurbağa Prens filmin animasyonu yaptı. He ondan bahsediyorsun sen. Yani, direkt prenses orada şeydi yani Afrikan Amerikan yani. Senin sıkıntın filmle. Benim sıkıntım filmle yani herif kalkıp şeyden Stormtrooper'dan dayak giyip kalkıp Kylo Ren'e İki çakması yani alakasız yani yok bence. Yani gene çakamadı ama gene uğraştırdı yani Ren'i yani. Yani şimdi fuck that shit açıkçası yani. Filmin ilk fragmanını seyrettiğim ondan beri ben de finakalım. Bunu ırkçılık mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Gerçekten siyahilerle zencilerle hiçbir sıkıntım yok. Benim ama hani yani. Filmi ilk gördüğüm andan itibaren sen de ana karakter olacak karizma yok diyorum yani. Çok tipsizsin yani. Hani ana karakter olacak karizmaya sahip değilsin diyerek geçirdim bütün bir zamanım. Neyse ki ana karakter o değil zaten. Yani. Ama filmde eğlenceli bir karakter film için. Yalan söylemeyeyim. Filmde eğlenceli bir karakter. Sıkıntım yok ama hala ana karakter olmasını istemiyorum. Neyse ki Rey ana karakter. Orada sıkıntı yok da. Şimdi bu filmde zaten Stormtrooper, kritik bir Stormtrooper ama
Stormtrooper olmayı kabul edemiyor çünkü First Order'ın işleri nasıl yaptığını görüyor, nasıl kanlı şekilde insanları katledilmiyor falan filan olduğunu görünce İmparatorluktan bir şekilde kaçıyor, bir şekilde Rey ile karşılaşıyorlar ve orada tamamen J.J. Abrams'ın şeyini görüyoruz zaten. Fragmanlarda bizi hani gücü kullanan Jedi olacak karakter olarak hep Finn gibi gösteriyordu. O tamamen bir troll zaten. Hani hikayeden bizi almaya çalışma, hikayeyi gizli tutmaya çalışma çabasıydı tamamen. Çünkü hangi afişlere bakarsanız bakın Rey'in bir tane bile ışın kılıcı resmini asla göremezsiniz. Bütün ışın kılıcı resimler Finn'e aittir. Rey ise sadece elindeki metal asayla durur tüm şeylerde. Ben buradan bariz bir şekilde açıkçası filmin büyük sürprizinin Rey'in aslında Force kullanıcısı ve asıl Jedi karakteri dönüşücü olduğunu aslında filme gitmeden önce tahmin etmiştim zaten ama asıl merak ettiğim şey tabii ki Luke Skywalker'ın nerede olduğuydu film çıkmadan önce. Luke Skywalker gerçekten filmde büyük bir hikayede büyük bir rol oynayacak mı diye merak ediyorduk. Ben uzun bir süre Kylo Ren'in Luke Skywalker olduğunu düşündüm. İlk başta kanlı tarafa geçti ve baş düşman Luke Skywalker olduğu gibi düşüncelerdeydim. Daha ilginç olabilir gibi geliyordu bana o senaryo ama öyle sonradan fark ettim ki Kylo Ren'in zaten kendi bir oyuncusu varmış yani. Maskenin altında kim olduğunu zaten biliyormuşuz. Setten bir şekilde sızan resimlerden falan filan aslında Kylo Ren'in kendi başına bir karakter olduğu ve oldukça sinir bozucu tipe sahip bir herif tarafından oynandığını zaten film öncesinde biliyorduk. Filmde ama Kylo Ren çok güçlü başlıyor bu arada. Ya gerçekten güçlü bir karakter olarak başlıyor hikayeye. Yeah. Yani hani böyle çok epik bir şekilde başlıyor. Kaotik bir herif. Ona baktığın zaman tırsıyorsun. O herif ekrana girdiği zaman bir hasiktir lan falan filan oluyorsun. Öyle başlıyor herif. Filmin ortalarına kadar da o şekilde gitmeyi başarıyor. Ta ki bir noktada Little Bitch'e dönüşmeden önce Supreme Leader Snoke diye bir karakter giriyor bir hikaye, bir anda hikayeye. Sadece hologramdan ibaret böyle dev gibi bir arkadaş kendisi. Tamamen CGI yani hani makyaj yapılmış bir oyuncu bile değil. Tamamen CGI'den oluşuyor. Ve o filmde o kadar şey duruyor ki, o kadar kötü ki CGI'yi. Hani o kadar yapmacık duruyor ki hiç inandırıcı bir CGI değil kesinlikle. Hiç değil yani hani. O karakter girip böyle ilk kez Kylo Ren'i azarladığı andan itibaren Kylo Ren hala maskesi takık olmasına rağmen ufak tefek böyle şeyler vermeye başlıyor. Orada fileler vermeye başlıyor. Ne bileyim işte biri ona haber veriyor, sinirleniyor falan duvarları çizmeye başlıyor bilmem ne. Zaten maskeyi çıkardığı anla da bildiğiniz tehdit edici baş kötüden Little Bitch'e küçük sürtüye dönüşümünü tamamlıyor. Maskeyi çıkardığı anda bütün sinema diye gidiyor yani. Hani herifin suratını ilk kez gördüğünüz andan itibaren Kylo Ren'i bir daha asla ciddiye alamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var. Ve ciddiye alınamayacak bir karakter olduğunda zaten filmin ilerisinde daha fazla şekilde kendisi kanıtlıyor. Kıytırık hiçbir Jedi eğitimi veya ışın kılıcı eğitimi olmayan Finn'in karşısında uğraşması hani saniyede öldürmesi ama gereken karakterden şey yemesi. Yaralıydı ama lütfen ya. Kylo Ren yaralıydı. Yaralıydı. Kylo Ren yaralıydı. İşte ben burasına vuruyordu değerli dedi. Böyle lap 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 falan filan diye böyle. Yaralıydı ama o yüzden Stormtrooper'dan dayak yedi. Yoksa tek atardı ya. Yani siktir lan. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Herif havada ışını durduruyordu lan filmin başında. Ateş ediyor artık, ufaktan sonra zoom falan filan diye durduruyor ışını beyefendi. Chewbacca uzaktan ateş ediyor, onu fark edemiyor ama. Neden? Çünkü o arada düşünceleri bulutluydu. Çünkü o arada, spoiler! Han Solo'yu öldürmüştü çünkü o arada. Yani şaka gibi ya. Yani Luke Skywalker bile hani kılıcıyla ışınları teperdi. Bu herif direkt durduruyor hani. Luke Skywalker'ın bir kere bir kılıcıyla ışını durdurduğunu görmedim bu arada hiçbir filmde. Hiç göstermediler. Ya işte. Son 7 dakika nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Kameranın tüm hafızasını yemişim resmen. Star Wars'la alakalı konuşunca işler uzuyor. Neden bahsettin başta? Vallahi bütün Star Wars'tan bahsettim herhalde. Başka? Bahsettim. Star Wars tarihçesi full. Star Wars benim için ne ifade ediyor falan filan derken 50 dakika boyunca konuşmuşum. Aha vlog. Paso Star Wars'la mı gitti? Hı 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 hı. Hala Force Awakens'la alakalı konuşmam gereken bir sürü şey var. Ne yok? Mümkün değil yetiştirmem bunca şeyi. Kylo Ren dediğim gibi iyi başlayan ondan sonra sapıtan ve ciddi anlamda filmin sonunda da herhangi bir şekilde Force'la daha önce belki ilişkisi olmuş olabilecek Rey'in. Çünkü Rey'de ufak bir flashback gösteriyorlar, saniyeli bir flashback gösteriyorlar. Ailesi bunu Jakku gezegenine terk edip kaçmışlar. Tam o sahne yanlış görmediysem Rey'de şurada bir padavanlık şeyi vardı. Nedir bunun ismini bilmiyorum. Toka mı? Yok toka değil ya, şu saçlar oluyor ya, şuradan böyle şey çıkarıyorlar. Ufak bir şey çıkarıyorlar, şurada saç şeyi.
bir şey çıkardı. Ondan vardı gibi gördüm. Yani Rey muhtemelen daha önce eğitilmiş. Çok büyük ihtimalle Luke Skywalker'ın kızı diye düşünüyorum. Rey emin değilim. Muhtemelen oradan belli bir Force eğitimi var. Peki bunu anasakın. Mara Jade. ve... Ewok'lardan biriydi. yani bir an gözümün önüne geldi de. Aslında Chewbacca'nın gezegenine gitmiyordu değil mi? Han Solo'yla beraber o zaman. Kaşık'a gitselerdi kötü olurdu yani. Evet. Gözümün önüne geldi. Ha zamanımı yiyorsun? Ne zamanımı yiyorsun? 5,5 dakika mı kaldı? Şimdi nasıl konuşacağım ben şimdi? Gözümün önüne gitmiyor o görüntü. Aslında hani Rey benziyordu yani bir Ewok'a. Çok şirin falan diye. Dedim ki ya sanki Rey bir animeden fırlamış bir karakter gibiydi. Öyle söyleyeyim size. Evet. Götünden upgrade yapan bir karakter ancak bir anime karakteri olabilir. Star Wars bugüne kadar kendi içerisinde belli bir mantık çerçevesinde ilerledi. Jedi Sith düelloları konusunda özellikle. Luke Skywalker'ın Darth Vader yenebilecek konuma gelebilmesi için 3 film harcaması gerekti. Bu herif 3 film boyunca eğitim gördü. 3. filmin sonunda Darth Vader'ı yenebildi. Aynı şekilde sevgili Anakin'imiz bile ana karakter ve seçilmiş kişi olmasına rağmen ikinci filmin sonunda yeteri kadar eğitime sahip olmadığı için Count Dooku tarafından fena şekilde yenildi. Üçüncü filmde aradan geçen uzun bir süreden sonra eğitimini tamamladıktan sonra beyefendi ancak Count Dooku'yu yenebildi. Şimdi böyle bir durumda ciddi anlamda hani büyük Supreme Leader Snoke'un sağ kolu olan Kylo Ren'in kıytırık daha herhangi bir Jedi eğitim almamış sadece Force Sensitive olan Rey tarafından bu kadar ağır şekilde yenilmesi, bu kadar ağır şekilde aşağılanılması Kylo Ren'i bir de asla ciddiye alamamamız anlamına geliyor. Ve aynı zamanda Star Wars'un tüm mantığına karşı geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle ben bu filmde Kylo Ren'i, yani Rey'in en azından Kylo Ren'i alt edebilmesini beklemedim. Hiçbir şekilde beklemedim ve alt ettiğinde cidden diye kaldım yani sinemada. Hani orada harbiden ya bir sekleri git ya falan oldum yani. Bence orada Rey'in eli kesilmeliydi. Ne? Yani. Ya birinin orada bir uzvunun kesilmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Hani yani. Uzuv kesilmeyen bir Star Wars filmi bizden değildir. O da var hani. Yani çok saçma geldi o yüzden. Yani ve dediğim gibi o filmin ikinci yarısındaki o savaş sahneleri falan filan gerçekten çok zorlama sokulmuş gibi hissettirdi oraya. Yani tamamen hani filmin sonunda bir aksiyon sahnesine ihtiyacımız var. Koyun. Çünkü hiçbir tatmin edici hiçbir yanı yok o savaşın. Hiçbir şeyi sonuca erdirmiyor. Ne bileyim hani o büyük gezegeni patlatıyorlar evet ama Death Star patladığındaki kadar büyük etki yaratmıyor insanda. O kadar böyle bir dramatik etkisi yok yani insanın üzerinde. Patlatıyorlar, ha patladı mı? Ha iyi falan deyip geçiyorsun yani. Gerçekten büyük bir etki yaratmıyor. Han Solo'nun ölüm sahnesi, Han Solo'nun öleceğini ben tahmin etmiştim filmden önce arkadaşım muhabbet ederken de söylemiştim bunu. Harrison Ford Star Wars'tan nefret ediyor arkadaşlar. Ciddi anlamda adam Star Wars'tan nefret ediyor. Çok büyük ihtimalle de bu filmi sırf Han Solo'nun öldürülmesi için katıldı yani. Çünkü adam hani fanların ağladığını görmekten mutlu eminim tatmin oluyordur yani. Onların böyle ağladığını gördük ama falan yapıyordur muhtemelen. Çok büyük ihtimalle J.J. Abrams'a koyduğu şey oydu. Beni öldüreceksen gelir bu filmde oynarım dedi. Onlar da öldürdüler. Ve öyle aynı Game of Thrones'u özenmiş bir şekilde öldürdüler. Yani şöyle dramatik bir şekilde vuruldu yavaş yavaş insanlara sevdiğini söyleyerek falan ölmedi. Diye girdi herif ondan sonra reaktörün içine boyladı ondan sonra böyle o öldü orada falan. Orada kimse sinemada böyle bir falan demedi o ilginçti. Evet. Her boku alkışlayan tipler Han Solo'nun ölümünü... Harrison Ford'u görünce alkışlar, C-3PO'yu alkışladılar. Yani... R2-D2'da ne gibi oldu? falan R2-D2 lan. Ne bileyim. Yani... Harrison Ford ölünce hiç kimse... Yani Han Solo öldü kimse yani. Tepki vermedi yani. Hani. Benim yanımdaki arkadaşımdan ufak bir hayır sesi duydum sadece. Hepsi o kadar da. Ben seni biliyordum zaten orada. Yani ne bileyim hani Han Solo'yu severim de. Öldürüleceğini aşağı yukarı tahmin ediyordum yani. Harrison Ford'un Star Wars'a olan yaklaşımından dolayı tahmin edebiliyordum. Filmle alakalı bir diğer... Nasıl anlatacaksam 2,5 dakikada. Çok merak ettiğim bir karakter vardı. O da Captain Phasma karakteriydi. Acayip merak ediyordum. Videonun başında anlattım bunu. Ben çocukluğumda bile Stormtrooper dizaynını çok sevdiğim için ona pelerin giydirdiğimi hatırlıyorum kendi yaptığım çizgi romanlarda. Ve Captain Phasma benim çocukluğumda yarattığım karakter tasarımına çok benziyordu ama çok daha havalıydı. Stormtrooper arkasında pelerini var ama krom kaplamalı böyle parlak falan filan harika bir dizaynı vardı. Ve bu karakter yeni Boba Fett olabilecek yani olacak falan diyenler vardı. Yani yeni Boba Fett olacak. Boba Fett'in yerini dolduracak. Her ne kadar Boba Fett orijinal üçlemede hiçbir bok yapmasa da ve çok aptal bir şekilde hikayeden çıkarılsa da bu karakter önemli bir şeyler yapacak diyorduk. Ulan hiç boka yaramadı lan.
Çok salak da gitti ya. Gereksiz gitti, yakışmadı. Hiçbir boka yaramadı karakter yani hani. Hiçbir şey yapmadı karakter. Yani filmin gidişatını değiştirecek bir şey yaptı evet ama o kadar saçma bir şekilde uygulandı ki o da. Ve eğer yanlış anlamadıysam her ne kadar göstermemiş olsalar da çok boktan şekilde de öldü galiba. Yani bir yani, şey yaptılar galiba. Bence normal beyaz bir Stormtrooper'da yapabilirdi yani. Aynen. Yani Kaptan Phasma'ya gerek yoktu yani o muhabbet için. Ya da herhangi bir şey officer da olabilirdi yani. Hani imparatorluk subayı falan da olabilirdi. Siyah giyip gezen elemanlar da. Onlardan biri de olabilirdi yani. Kaptan Phasma olmasına gerek yoktu. Kadına para verdiler. O yüzden de tek aklıma gelen şey Kaptan Phasma karakterinin sadece figür satmak için yaratılmış bir karakter olduğu. Money. Sonuç olarak son 30 saniye filmle alakalı konuşacağım daha çok fazla şey var ama hiçbirini yetiştiremiyorum buraya. Filmi beğendim. İlk yarısı çok iyiydi. İkinci yarısı maalesef birazcık fazla doldurmaydı. Film bittiği anda devamı nerede moduna girdim. Çünkü film hiçbir şekilde bir bütünlüğe sahip değil ve insanı tam olarak tatmin olmuş şekilde ayrılmıyor. Bu maalesef bir üçlemenin sadece ilk bölümü olarak planlanmış bir film. Bu da doğal olarak insanda bir tatminsizlik hissiyatı yaratıyor. Bende de yarattığı şey buydu. Ama devamı için heyecanlıyım. Yeni karakterleri seviyorum. Bu kadar. Sen de seviyorsun filmi. Söylediklerim şeye katılıyorsun. Çok katılıyoruz. Hadi görüşmek üzere o zaman. Yay!